Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle turşu yapıyoruz. Şöyle malzemelerim var. Limon, sarımsak, kereviz var. Havuç var. Lahanalarım var. Biberlerim var. Kırmızı, yeşil. Biberlerim biraz öldüler ama erimezler. Şimdi başlıyorum ön hazırlık olarak. Nohutlarımı atıyorum. Ve sarımsaklarımı ekliyorum önden. Doldurmaya devam ediyorum. Karışık atıyorum arkadaşlar. Dizebilirsiniz de. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Turşu iyi oluyor ya kışın. Yemeklerin yanında. Şöyle benim biraz kerevizlerim vardı. Çürümüşler hatta bunlar. Seçtim aralarından bir kafası vardı. Elma dilimi yaptım. Onları seviyorum ben aralarında. Tat veriyor. İyice bastırıyorum. Zaten bunlar suyunu aldı mı ertesi gün boşalır bile bayağı bozulur. Daha ekleyebilirsiniz hatta üstüne. Tuzlu suyu alınca eriyor. Eksiliyor. Sarımsak koyuyorum bolca. Şöyle doldurdum artık. Birer çay kaşığı şeker koyuyorum üstlerine. Limon tuzu koyuyorum. Birer tatlı kaşığına yakın. Limon tuzu koymasak erir arkadaşlar. Yemekleriniz boşa gider. Sirkelerimi ekleyeceğim artık. Ben yine böyle hazırladım. Yumurtayla ölçtüm suyumu. Salamuralık tuz kullandım her zamanki gibi. 200 milimden biraz fazla benim bardağım. Büyük ona koyuyorum. Büyüğe 300 milimlik falan. Küçüklere de 200 milimlik yeter arkadaşlar. Hep sirkeyle yapsan olmaz. Çünkü ekşi oluyor. Ben sevmiyorum öyle. Bu ölçü gayet ideal. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı arkadaşlar. Benim videolarım çok kısa. İzlemelerim çok düşük. Hepsini izlerseniz çok mutlu olurum. Hepinize geç de olsa gelmeye çalışıyorum. Kusura bakmayın geç kaldığım için. Üzerlerini suyla dolduruyorum artık. Bunlar cam vazo olsaydı kaynar suyla da çok güzel olurdu ama. Bir gün öyle de yaparız inşallah. Bu ölçülerle yaparsanız yaza kadar hiçbir şey olmaz. Turşularınız hatta bir yıl bile bekler.
Şöyle üzerlerine defne yaprağı koyuyorum, 2-3 tane. Aromasını versin diye. Maydanoz ekliyorum. Dereotu da olsa güzel olurdu ama evde bu vardı. Hatta tane karabiber de ekleyebilirsiniz. 5-6 tane. Bizde yoktu. Yaparsanız kolay gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hep mutlu kalın inşallah.